adama hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir modifiye serisinde daha beraberiz. Altımızda da aslında bir Opel Astra var. Ancak İngiltere'de Opel'ler Vauxhall olarak çıkıyorlar. Birkaç tane daha ülkede aynı şekilde olabilir ama bildiğimiz Opel Astra bu. Opel Astra'nın VXR versiyonu yaklaşık 275 beygir gücünde. Şimdi biz bunu modifiye edeceğiz. Ardından da kendimizi yola atacağız. Aracı test edeceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Başlamadan önce aynaları, spoiler'i ve camları arkadaşlar kararttım ve siyah yaptım aynı zamanda. Biraz daha hoş gözüksün diye. Motoruna dokunmayacağız. Motoru orijinal olarak kalacak. Çünkü zaten biliyorsunuz bu tarz araçlarda 1.6 turbo rally motoru seçeneği veriyor bize. Yeter artık, sıkıldım yani ben de 1.6 turbo rally motorundan. Hem arabanın orijinal sesini de bozmamış oluruz. Araba önden çekişli, önden çekişli olarak kalmaya da devam edecek. Şimdi yapabileceğimiz maksimum modifikasyonu yapalım. Jantlara da dokunmayacağım. Jantları da orijinal bırakacağım. Bu jantlar bir hayli, bilmeyenleriniz varsa, Opel'le özdeşleşmiş bir janttır arkadaşlar. Opel'lerde çok kullanılır. Özellikle İlk çıktığında insignyaların, ilk kasa insignyaların üzerinde bolca görebilirsiniz. Güzel güçler veriyor. Bakalım ne sunacak bize. Her zamanki gibi önden çekişli yaptığım araçların hepsinde olduğu gibi en çok merak ettiğim şey yol tutuş arkadaşlar. Tabii ki de mümkün olduğunca hafifleteceğiz arabayı. Evet, bunu yarış tipi. Burada şimdi, burada ne yapsak? Ben sokak tipi şasi takviyesi yapacağım. Ardından da aracı dibine kadar hafifleteceğim. 262 kilo, 1203 kiloya indi. Muhtemelen birazdan biraz daha inecek. Bu arada 435 kW diyor arkadaşlar. 580-585 beygir aralığında bir güce ulaşacak. Silindir hacmi de 2300 cc'ye ulaşmış. Güzel bir tecrübe olacak. Tabii ki de manuel kullanacağız. Arabanın içinden de kullanacağım. Bakalım ne kadar vites geçişlerinde o debriyajdan gelen sesi az duyacağız. Onu da çok merak ediyorum. Çünkü gayri ihtiyari bazen milim az basıyorum. O milim az bastığınız anda oyun affetmiyor. Garç diye sesi veriyor vallahi bize. Evet, buralardan da hafifliyor. Zaten 1200 kilonun altına da düştük. Lastikler. Lastikleri yarış tipi lastik bileşenine çeviriyoruz. Bunu tabii ki de ne kadar geniş olursa taban o kadar iyi yol tutar kafasıyla büyütüyoruz. Arkayı da aynı şekilde büyüteceğim. Canta dokunmuyorum. Jant büyüklüğüne de dokunmuyorum. Çünkü zaten 20 inç jant var. Daha büyütmeye gerek yok. Yalnız tabii ki de offset verip biraz jantları dışarı çıkaracağım. Arkaya da 2 verelim. Bu araç çünkü arka denetçili değil. Çok da fazla arkası dışarıda kalmasın. Görüntüyü de çok bozmamış oluruz. Evet, bunu yapacağım. Bu kaçınılmaz. Çünkü yol tutuşta ve yani her şeyde bir hayli iyileştiriyor aracı. Ancak yok, bu çok çirkinleştiriyor. Evet, yol tutuşu frenajı arttırıyor ama hızı düşürüyor, öndeki de düşürüyordu ama öndeki en azından çirkin durmuyordu. Ben buraya dokunmayacağım. Zaten dediğim gibi bakın, görüyorsanız spoiler'i siyah yaptım. Aynalarla birlikte camları da biraz kararttım. Daha böyle tatlı, daha böyle seksi bir görünümü olsun diye. Evet, işlem bu kadar. Hemen borcumuza bakalım. Yani 70.000 CR. 1197 kilo. Tabii ön tamponda ufak tefek bir ekleme yapınca lastik tabanlarını da genişlettik. Lastikler ağırlaşıyor doğal olarak, içine daha fazla hava aldığı için. 1197 kilo bence 1475'ten sonra gayet iyi. 580 beygirle beraber ben çok ümitliyim bu arabadan. Yol tutuş olarak. Yol tutuş ve gidiş orantısı olarak bayağı ümitliyim. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Evet, ince ayar yapmıyoruz.
atıyoruz kendimizi yola. Bakalım bakalım. Bu arada vitese yaptığım modifikasyon, en son modifikasyon çok güzel oldu arkadaşlar. Vites daha böyle kemikli, daha zor geçiyor. Görmeyenleriniz varsa, bilmeyenleriniz varsa yukarıya kartlara koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz nasıl yaptığımı. Güzel. Ne gerek var 1.6 tur moralliye ya. Tatlı bir şey bu ya. Bu sefer farklı bir yerden gidelim ama yola çıkmadan önce tabii ki de ritüelimiz. Bir alıcı gözü yapalım şunu. Güzel. Bu mavi renk de zaten çok hoş. Çantaların evet 20 inç yani daha büyüğü de çok abartı olur arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu bu minik siyah ayna spoiler ve cam dokunuşuyla içeride de gördüğünüz gibi kaskım ve camblock kostümüyle. Hadi şimdi ufaktan artık gazlamaya başlayalım. Turbo sesi de arkadan çok tatlı çutluyor. Güzel, farklı bir sesi var aracın. Diğerlerinden ayrılıyor. Güzel. Bu sefer buradan gideceğim. Sonbahar da geldi. Yerler hafiften ıslak. Henüz daha dip gaz yapmadım. Bakalım keskin daldığımız zaman evet. Bütün önden itişli araçların sıkıntısı haline geldi. Gerçi yerlerde biraz ıslatmanın da etkisi vardır ama bir türlü memnun kalamıyorum bu önden çekişli araçları yaptığımızda ki hani motorunu değiştirip aracı üzerine böyle çılgın 700 beygirlere falan da ulaştırmadık 650 beygirlere farkındaysanız. Yani en azından şu 500 kendi motorunu üzerinde ağzına kadar doldurduğumuzda yol tutuşun optimum seviyede olmasını beklerim ama işte bazen olmuyor maalesef. Güzel sarıyor. Burada patlar mıyız sanki? Hemen bırakmaya meyilli araç. Çok ilginç bir şekilde demek ki buradan adam gibi geçmemişim arkadaşlar. Bir önceki yaptığım sürete göre daha yüksek yaptığıma göre. Bir dakika. Biz oradan girmiyoruz. Keskin bir viraj geliyor. Burada kesin dağlara taşlara çıkarız. Yavaşlamak lazım. Yani toplamasını topluyoruz ama böyle bu güveni hissedemiyorum ya. Güveni hissedemeyince çok minik böyle bir hayal kırıklığına uğramıyor değilim. Ama tabii ki de arabanın orijinalliğini de çok bozmamak için arkadaşlar. Bütün araçların motorunu değiştirmiyorum. Özellikle biliyorsunuz bu modifiye serisinde sokaklarımızda, caddelerimizde, Türkiye'nin her yerinde görebileceğimiz tarzda araçları modifiye etmeye çalışıyorum. Yani belki bu Astra'nın tek kapısını çok göremezsiniz ama dört kapısını en azından bolca görebilirsiniz. Tabii onu yapmaya çalıştığım için de doğal olarak motoru değiştirmemeye çalışıyorum ki en azından daha gerçekçi bir durum oluşsun diye. Sesi değişik, gidişi de değişik ama bakın yol tutuş gene de çok fazla güven vermiyor. Ah!
Hayda! Gene verdik o sesi. Bu viraj hiç gözükmediği gibi tehlikeli arkadaşlar. Hiç belli etmiyor yani kendini. Ya zevkli mi? Tabii ki de zevkli. Yani kendini yolun dışına atması bile zevk veriyor yani kullanırken, burada toparlarken. Tabii ki de en azından ortalamanın biraz üstünde, hani kendimi övmek için söylemiyorum, bir sürüş becerisi lazım Forza ile ilgili o aracı toparlamak için. Yoksa pataküte yolun dışına çıkar, paket oluruz yani. Ya evet, biraz hani virajlarda zorlaması aslında keyif de veriyor ama yani herhangi bir yarışa katılırken bu araçla oyun içerisinde veya bir arkadaşınızla veya başka bir yoldaki araçla gazlarken tehlikeli olabilir. Zaten o tarz işler için tercih edeceğim başka arabalarım da var. Sonuçta oyunda 500 tane falan araba var arkadaşlar. Bende de bir hayli fazla araba var. Yani bir arabaya bağımlı kalmıyoruz sonuçta. Önceki videolarımda da birkaç tane yorum görmüştüm arkadaşlar. Çok fazla içeriden kullanmıyorsun aracı diye. O yüzden biraz fazla tutuyorum. İkisine de zevki ayrı ama özellikle dışarıdan daha fazla kullanmamın sebebi, birincisi arabayı dışarıdan gördüğümüz zaman bizi daha fazla tahrik etmesi. İkinci tahrik sebebi daha var. O da egzoz sesi, dışarıdan çok daha etkileyici geliyor. Hem arabayı görmek için görsel olarak, tepkilerini görmek için virajlarda, hem de aynı zamanda o ses için dışarıdan daha fazla kullanıyorum açıkçası. Yoksa tabii ki de ikisinin de keyfi apayrı. Burada çok da fazla sert kırmak istemedim. Virajı alamayalım diye. Bu sefer de arabaya patlamış olduk. Evet, sadece bir kere gıcırdattık vites değiştirirken. Yok, oradan uçmayacağım abi. Oradan uçmayacağım. Havayı da karartıyoruz. Yalnız hava kararırken araba gerçekten çok tatlı duruyor rengiyle. Tam gece mavisi. Ya güzel, sonuçta bizi dışarı sallaması da, yani dile kolay 200 ile giriyoruz. İlla ki biraz kontrolü kaybedeceğiz. O açıdan hiçbir zaman hayıflanmıyorum zaten. Onun da ayrı bir keyfi oluyor tabii ki de. Şu an dibine kadar asılıyorum gaza. Bu gayet iyi. Bu araba rahatlıkla 300 yapar. Yaptı da, ama buraya patlarız. Buraya çok net patlarız. Bu sefer de hafif bir gece sürüşü yapmış olduk. Güzel ya. Çok memnuniyetsiz değilim bu araçla ilgili. Tabii bu seriyi çok seviyorum arkadaşlar. Daha bir sürü yolda gördüğümüz tarzda araçların modifiye videosu gelecek. En sevdiğim seri, umarım sizin de en sevdiğiniz seridir. Hafiften öyle olduğunu tahmin ediyorum sanki. Merhaba dostum. Bir otobanda bir gazı verelim bakalım ne olacak. Gece gazlaması, çıktık otobana, etraf boşken apaçilik yapıyoruz. Rahatlıkla gördük. 300'ü de geçer. Yalnız bu otobanda tabii bazı noktalar, bazı virajlar çok tehlikeli. 300
sürümleri de yaptık. O virajlarda hiç güvenmiyorum arabaya, çok net bir şekilde söyleyeyim de. Mesela şu viraj, gazı kesiyorum. Şu anda karşımıza gelen en tehlikeli viraj. Hadi bir deneyelim ya. Hey. Kurtarmasını bildikten sonra. Hey. Burası da aynen. Güzel. Araba bir anda, yani hiç beklemediğiniz anda bırakıyor kendini. Tatlı bir sesi var ya. Şuraya tam ortaya girelim. Bir de gece gece bakalım arkadaşlar. Gece gece de çok değişik gözüküyor. Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Modifiye serisine tüm hızıyla devam edeceğiz. Daha aklımda ve garajımda yığınla araba var. Sokakta görebileceğimiz tarzı arabaları yapmak için ve bu seriye dahil etmek için beni bekliyorlar orada. O yüzden bu tarz videoları kaçırmamak için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğene tıklarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.